Değerli arkadaşlar, cümleten iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bendeniz İbrahim Beyter, Beyter Hoca. Sizle beraber inşallah bu akşam şöyle bir tarih denemesi üzerine şöyle bir ÖAVT tarih ile ilgili neler yapabiliriz, ne yapmayabiliriz? Bunu hasbihal etmek istiyorum. Ömer Furkan Hocam, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, bu akşam saat 9'da denildim. Dolayısıyla da ben de sizin çok fazla vaktinizi almadan arkadaşlar yavaştan ufaktan geçeceğim. Bu arada sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa da şu sohbet kısmından ya da chat kısmından arkadaşlar yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Gayet de mutlu, mesut, hatta mesyur olurum. Pardon arkadaşlar. Şimdilik değerli arkadaşlar, dediğim gibi bu şekilde. Şimdi müsaadenizle ben bir slaytımı arkadaşlar ekran paylaşımını yapacağım ve akabinde arkadaşlar şöyle bir yavaştan geçmiş olacağız. Evet. Haydi bismillah F5. Evet arkadaşlar, kıymetli insanlar, değerli insanlar, tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, dediğim gibi chat kısmından, sohbet kısmından aklınıza takılan şeyleri bana sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tekuzen bünyesinde birbirinden kıymetli hocalarımızla beraber sizlere arkadaşlar bir tarih ÖAVT genel tekrar kampı yapacağız inşallah. Ya bununla ilgili arkadaşlar şöyle bir iki cümle söylememi müsaade edin. Arkadaşlar, ben Deniz İbrahim Beyter. Diğer adımla, yani bilinen adımla öyle söyleyeyim. Artık herkes Beyter soyadımı söylediği için ben de artık bir sene sonra arkadaşlar direkt soyadımla devam ettim. Tamam, ben de Beyter Hocayım dedim. Ben arkadaşlar Beyter Hoca. Aynı zamanda arkadaşlar Birol Yetimoğlu ki Kocaeli İzmit'te arkadaşlar şu anda. Ben de Kocaeli Gebze'deyim. Gerçi Birol'a bile ben arkadaşlar cumartesi günleri İzmit Murat'a ÖAVT derslerine gidiyorum. Orada Birol abiyle 3 yıldır, 4 yıldır yanılmıyorsam beraber ÖAVT dersleri işliyoruz arkadaşlar. Melik hocamız da Vandal arkadaşlar. Melik Zengin hocamız da Vandal olmak üzere. Gerçi arkadaşlar yeri gelmişken yani iki ismin daha burada vurgulamadan geçmeyeyim. Arkadaşlar tabii ki vurgulayacağım en önemli isimlerden birisi Coşkun Çevitürk hocamız. Buradan selamlar, saygılar, hürmetler olsun. Ve Engin Acıoğlu hocamız. Biz arkadaşlar şu gördüğünüz 3 kişi artı demin saydığım muhterem hocalarla beraber biz bir tarih akademi grubu oluşturduk. Ve arkadaşlar biz emin olun yaklaşık 8-10 yıldır piyasada işte yanlış bilinen bilgiler, işte arkadaşlar aklınıza takılan şeyler, akademik şeylerle ilgili çok değişik çalışmalar yapıyoruz. Ve Tekuzem arkadaşlar 3 tane bu 5 kişilik ekipten arkadaşlar 3 kişi ÖAVT konusunda iddia etti arkadaşlar ve böylelikle biz üçümüz, hatta arkadaşlar dediğim gibi 8-10 yıldır birbirimizi tanıdığımız için çok rahat birbirimize paslaşarak çok rahat bildiğimiz için birbirimizi çok rahat bir şeyle gidiyoruz. Nasıl diyeyim? Yöntemle gidiyoruz. Çünkü kıymetli arkadaşlar mesela ben işte tarih metodolojisi, Osmanlıca, İslamiyet öncesi Türk tarihi, mesela Türk İslam tarihi, İslam tarihi ve Osmanlı tarihi konularında ve tabii ki en önemlisi arkadaşlar tarih alan eğitim konusunda ben arkadaşlar bu konuda kendimi 2013 yılından beri geliştirdim ve bu alanlarda arkadaşlar giriyorum ve diğer ÖAVT diğer branşlara ben kolay kolay girmiyorum. Birol hocamız da arkadaşlar inkılapları ve çağdaş konusunda ÖAVT'de gerçekten çok iyi. Melik hocamız ise arkadaşlar kendisi arkadaşlar özellikle Avrupa ve dünya tarihi konusunda çok iyi. Aynı zamanda da alan eğitimde arkadaşlar Türkiye'de iyi akşamlar hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alan eğitimde arkadaşlar Türkiye'de bana rakip olabilecek tek kişi. Hocam niye öyle diyorsun? Yani hani alan eğitim arkadaşlar. Şu arkadaki kütüphaneyi gördünüz mü arkadaşlar? Bu kitaplar 3'te birisi tarih alan eğitimle ilgili olan kitaplar. Tarih eğitimle olan kitaplar. Yani o yüzden Melik'le biz arkadaşlar yaklaşık 8 yıldır paslaşıyoruz. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben tarih eğitimle ilgili arkadaşlar 200'den fazla kitap ve tez okudum.
Malik hocamız da arkadaşlar, Melik hocamız da tabii ki arkadaşlar okuduğunu, araştırmalar yaptığını biliyorum. 500'den fazla da arkadaşlar ben makale okudum. Bunu özellikle ifade edeyim. Dolayısıyla da arkadaşlar 3 kişilik güzel bir ekibimiz var. Şimdi bunları ifade etmiş olayım. Önce arkadaşlar, yani önce kendimizi ortaya koyalım. Neyin ne olduğunu bilelim. Ondan sonra yavaştan geçeceğiz. Malum arkadaşlar, malum ben bir deneme çözümüyle ÖAVT'deki durumunu ölçmeye çalışacağım. Ama önce bir ÖAVT nedir? Şöyle bir bakalım. ÖAVT dediğimiz arkadaşlar sınavın %50'si. Değil mi? Tarih sınavın %50'si arkadaşlar. Ancak biz genel kültürdeki 27 soruyu da sayarsak orada da ortalama arkadaşlar %6 diyelim. Güncelde de arkadaşlar işte bir iki tane soru çıkıyor ama biz tarih totalde %55 diyelim biz, yani düz hesap. Yani siz genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT'ye giriyorsunuz. 3 sınava giriyorsunuz. Tarih bunun %56'sı arkadaşlar. %55'i. Demek ki tarih çok önemli arkadaşlar. Tarihe önem vermemiz lazım. Tarih ÖABT'de 75 tane soru çıkmakta. Peki hocam hangi alanda hangi sorular çıkmakta? Tarih metodolojisi alanda 5 soru. Arkadaşlar son 3-4 yıldır çıkan Osmanlıca dediğimiz Osmanlı Türkçesinden 4 soru. Eski Çağ medeniyetlerinden 5 soru. İslamiyet öncesi Türk tarihinden 7 soru. Orta Çağ İslam tarihi dedi, hem İslam hem de Türk İslam hem de Türkiye Selçukları, Beylikler dönemi totalde hepsini sayarsak 8 soru. Osmanlı tarihi, yani kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma, kültür, medeniyet hepsi arkadaşlar 10 soru. İnkılap tarihi, Atatürk'ün Samsun'dan çıkışından vefatına kadar olan her şey arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti tarihi olarak 9 soru. Orta Çağ'dan 20. yüzyıla dünya tarihi dediğimiz arkadaşlar özellikle bu Avrupa ve dünya tarihi diyelim 8 soru. 20. yüzyıl Türk ve dünya tarihi dediğimiz Çağdaş Türk ve dünya tarihi 6 soru ve en önemlisi arkadaşlar alan eğitimi ise 15 sorudan oluşmakta. Şimdi kıymetli arkadaşlar, öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Bu sınava giriyorsanız şu durumu çok iyi bilmeniz lazım. Bu sınav 75 sorudan oluşmakta ama bu 75 sorunun minimum 60'ı TYT abarttım ama AYT düzeyinde. Bak bir daha söyleyeyim. 75 sorunun 60'ı AYT düzeyinde. Bak AYT, KPSS genel kültür düzeyinde. 75 sorunun 60'ı. Yani siz arkadaşlar 60 yaparsınız. Peki hocam nasıl yaparım? Çalışırsan, baştan sıkı tutarsan, arkadaşlar konuları bitirirsen, soru çözersen, deneme çözersen, yani tabii ki 60'ı çok rahat yaparsın. 60'ın üstü 15 soru arkadaşlar var. Şimdi 15 soruda, o 15 soruda arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir tık daha fazla çalışma. Şu ana kadar geçmiş hayatında arkadaşlar yapmış oldukları üniversitedeki eğitim, okuduğun kitaplar, makaleler, ne bileyim arkadaşlar o kadar ilginç şeyler var ki en olmayacak şeylerden soru soruluyor. Oradan sana çağrışım yapacak bir senin arkadaşlar hayatındaki özel o kendini geliştirdiğin o özel durumlar artı arkadaşlar artı şans faktörü. Yani hani bu sorular bu şekilde. Mesela örnek vereyim. Ben arkadaşlar mesela 2014 müydü? 14 sınavında efendim Melikşah Bağdat'ı ziyaret ettiğinde hangi türbeyi Bağdat'a geldiğinde hangi türbeyi ziyaret etmiştir diye bir soru görmüştüm. Mesela arkadaşlar bu soruyu gördüğümde yani ben şöyle arkadaşlar Selçuklar hakkında şeyi biliyorum. En azından ben bireysel olarak Ahmet Ocak Hoca'nın ve Seyfullah Kara Hoca'nın bu ikisi arkadaşlar Türkiye Selçuklarda, Büyük Selçuklarda dini hayat, mezhepler hakkında araştırma yapan iki önemli hocamızdı. Bunu özellikle Ahmet Yaşar Ocak değil, Ahmet Ocak ile Seyfullah Kara. Arkadaşlar ben mesela özel olarak Selçuklar hakkında bu mezhepler, Selçuklar döneminde arkadaşlar işte dini hayat hakkında özel bir merakım vardı, okumuştum. Ve ben oradan hatırlayıp yaptım mesela. O soruya, o sınava giren diyelim ki 20 bin kişi varsa emin olun sorunun cevabını direkt bilen 20 bin kişide 20 kişi yoktu. Yani soruya cevap veren 20 bin kişide 100 kişi yoktu. Bir kısmı attı tutturdu falan. Bir kısmı da arkadaşlar çok cüzi miktarda sorunun cevabını biliyordu. Dolayısıyla da böyle bir şans faktörü ya da akademik derinliğimiz, bilgi birikimimizde ne yapıyor arkadaşlar? Bunu esas alıyor. Ancak bu 15 tane zor sorunu arkadaşlar ya en azından 5-6 tanesini yapabilirsiniz. Ya en azından çünkü 10 tanesi konusunda çok emin değilim bazen çünkü çok farklı olabilir.
5-6 tanesini yine yapabilirsiniz. Geriye 10 soru kalıyor. 10 soru da artık kısmet arkadaşlar. Yani totalde siz 75 soruda 65 soru yapabilirsiniz. Peki hocam, ben 75 soruda 65 soru yapabiliyorsam, net yapabiliyorsam, peki ya nerede nasıl çıkıyor? Ne kadar detayı çıkıyor? Yani hepsi zor mu soruluyor? Hayır arkadaşlar. O 10-15 tane soru nereden zor soruluyor? Arkadaşlar, tarih metodolojisinden şuraya yazıyorum. Rakamdan bir tane gelirse soru. Bak, bir tane. Osmanlı Türkçesinden arkadaşlar zor gelirse bir tane. Eski Çağ medeniyetlerine zor gelirse bir tane. İslamiyet öncesi Türk tarihinden zor gelirse iki tane. Ortaçağ İslam tarihinden zor gelirse bir tane. Osmanlı tarihinden zor gelirse 3 ve 4, abartıyorum arkadaşlar. Türkiye Selçuklardan zor gelirse bir tane. Ortaçağ Avrupa pardon Ortaçağ'dan 20. yüzyılda dünya tarihi zor gelirse 3 4 soru. Arkadaşlar bakın, dikkat edin. 20. yüzyıl Türk ve dünya tarihine zor gelirse bir tane. Tarih alan eğitimden zor gelirse arkadaşlar, zor gelirse nasıl diyelim? Şuraya yazayım arkadaşlar. 2 3 tane. Yani nereden zor soruların geleceğini aşağı yukarı görmüş olduk. Burada özellikle İslamiyet öncesi Türk tarihi, Osmanlı tarihi, Avrupa tarihi ve alan eğitimde arkadaşlar belirleyici soruların geldiğini bilmenizi istiyorum. Yani asıl belirleyici soru, sizin değerlerin önüne bir tık çıkaracak arkadaşlar belirleyici sorular bu alanlarda. Yani siz sınava hazırlanırken dip bucak, köşe bucak falan, işte hocam ben ne varsa hepsini bilmek istiyorum falan diyorsanız, ki öyle bir dünya yok. Ben 15 yıldır bu işin içindeyim. Arkadaşlar, orta çağcıyım. Yani açık ve net söyleyeyim, orta çağcıyım. Bir fiil arkadaşlar 9-10 yıldır tarih alan eğitimi anlatıyorum. O kadar çok okudum. Her şeyini ben bilmiyorum. Bak vallahi bilmiyorum. Bilen varsa alnını karıştırır. Hadi lan derim. Hadi lan derim. Alırım küre dalarım ya. Yok öyle bir dünya yok. Yani şunu söyleyeyim. İlver Ortaylı bizim 75 soruluk bu sınava koyalım. Hadi son 15 soru onu çok ilgilendirmiyor. Neyse, kıyak geçelim. 60 soruda bak, emin olun 30 tane yapsam dişimi kırarım ya. Bak ciddi söylüyorum. İlber Ortaylı, bak bir daha söylüyorum. 60 soruda 30 yapsın dişimi kırarım ya. Ya bıyımı keserim. Bak o kadar, yani benim için en hassas şey ya, bıyımı keserim. Arkadaşlar öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok yani, hani. O yüzden tabii ki arkadaşlar yanlış yapabiliriz, bilmeyebiliriz. Ama şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Eğer dip bucak çalışacaksanız, detay çalışacaksanız size tavsiyem İslamiyet öncesi, Osmanlı tarihi, Avrupa tarihi ve alan eğitim konusunda arkadaşlar dip bucak çalışın. Vallahi Ömer Furkan hocam öyle yani. Ne yapayım? Yani siz arkadaşlar, peki ben çalışırken nasıl çalışacağım? Bir, çıkmış sorular. Bak şimdiye kadar, bak KPSS demiyorum, ÖSYM'nin bütün sınavlarında, şimdi bir kitap var, söylemeyeceğim, reklam olacak. Google'a girerseniz bulursunuz. ÖSYM'nin şimdiye kadar bütün sınavlarına çıkmış, tarih çıkmış sorularını çözeceksiniz. Yani sizin, hani Atatürk diyor ya, ey Türk gençliği birinci vazifeniz diyor ya, ben de ne diyorum biliyor musunuz ben? Ey tarih gençliği birinci vazifeniz ÖSYM'nin şimdiye kadar çıkmış bütün sorularını çözmeniz. Çözmüyorsanız arkadaşım sınava girme. Bak bu kadar iddialı söylüyorum. Şimdiye kadar ÖSYM'nin çıkmış, sadece KPSS demiyorum, YKS, TYT, AYT, LYS, arkadaşlar jandarma sınavı, milli savunma ünite sınavı, X, Y, Z, bir sürü ÖSYM'nin şimdiye kadar 50-60 yıldır yaptığı 500 tane sınav var. O sınavlardan şimdiye kadar çıkmış. Bütün soruları çözeceksin arkadaşım. Ben arkadaşlar çok dobrayımdır. Zaten benim derslerime eğer giren varsa ifade etsin arkadaşlar. Bilirler beni. Ben arkadaşlar ne nalına ne mıhına. Ben Nasrettin Hoca'yım arkadaşlar. Nasrettin Hoca ne yapar? Kızını arkadaşlar testiye, su gönderdiğinde arkadaşlar, kızını testiye, su gönderdiğinde tokadı basıyor. Sakın kırma diyor. Hocam ne yaptın diyor. Çocuk kırmadı ki. Hoca ne diyor? Kırıldıktan sonra diyor, tokatlasam ne olur? Şimdi kırıldıktan sonra ben şimdi söylesem ne olur? Arkadaşlar şimdiden tokat atayım. Hocam sadece bu ders için değil, coğrafya için de bu geçerli. Coğrafya için de geçerli. Arkadaşlar anayasa için demiyorum. Anayasa malum 2 yılda bir değişiyor. Ama Türkçe için de geçerli yani. Ama en azından tarih çözün. Bak tarih çözmemezlik yapmayın. Küserim, darılırım. Bak bunu özellikle ifade ediyorum. Arkadaşlar birinci kaynağımız çıkmış onlar. İkinci kaynağımız MEP. MEP kitapları 9, 10, 11, 12. sınıflarda işte ne bileyim 9. sınıf tarih, 10. sınıf tarih, 11. sınıf tarih. Arkadaşlar 11. sınıf seçmeli kültür medeniyet, 12. sınıf inkılap, 12. sınıf
Seçmeli Çağdaş ve Türk Dünya Tarihi kitabı. De bunun dışında bilim tarihi, spor tarihi, müzik tarihi, cırt tarihi, pırt tarihi. Hatta Osmanlıca kitabı bile var. 10, 11, 12. Yani bunların hepsi MEP kitaplarından bahsediyorum total olarak. Ve arkadaşlar AÖF, yani hani akademik kaynaklar diyelim ama AÖF de diyebiliriz. Eğer arkadaşlar bir AÖF kitabına çalışacaksanız Anadolu AÖF'te İslamiyet öncesi Türk tarihi, arkadaşlar işte Avrupa tarihi, dünya tarihi, bunların arkadaşlar bu ikisinin bir de Osmanlı tarihi, ama Osmanlı tarihi AÖF'te 20 tane soru, 20 tane kitap var. Osmanlı tarihi çok AÖF'te mi? O kafa gider arkadaşlar. En azından İslamiyet öncesi de dünya tarihine şöyle bir AÖF'ten okumanızı tavsiye ederim. Alan eğitimde arkadaşlar artık açık söyleyeyim, iyi bir hocadan alan eğitim dersi görmediysen, yani arkadaşlar kusura bakma, eğer bir yerde bir dershanede falan tırnakçası söylüyorum, bütün eğitim bilimleri hocalarımız çok kıymetlidir. Ama bir eğitim bilimleri hocası gelip size ÖYT ölçme anlatıp gittiyse, ÖYT ölçme dediniz 15 soruluk arkadaşlar, o tarih alan eğitimde 2 bilemeden 3 soru çıkar. O da her sene çıkmıyor. Mesela geçen yıllarda 2 soru çıktı. 2021'de çıkmadı. Yani bir daha söylüyorum. 2020 yılında 2 tane ölçme sorusu çıktı. 2021'de hiç çıkmadı. Dolayısıyla da yani geçmiş olsun diyorum. Alan eğitimini öyle algıladıysanız, vay efendim ben alan eğitimini bir şey, hocam çok kıymetli bir hocamız vardı, eğitim bilimleri geldi anlattı. Ne anlattı arkadaşım diyorum. Hocam şunu anlattı, bunu anlattı. Diyorum, sonuç geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun diyorum. Zaten daha önce sınava girdiyseniz eğer ne demek istediğimi anlarsınız. Alan eğitimi sıkı tutmanız lazım. Peki sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben bayağı bir 10-15 dakika aldım sazı. Dırırırırın. Arkadaşlar gidiyorum. Ben sazı alıp gidiyorum. Şimdi bir kere arkadaşlar şöyle ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. İlk sorudan göstereyim. İlk soruyu gördüğünüzde size çözmeniz için biraz süre vereceğim. Siz arkadaşlar cevaplar vereceksiniz. Sizden ricam, çekinmeyen arkadaşlar yanlış da verebilirsiniz. Şu chat kısmına arkadaşlar yazın, sohbet kısmına. Sonra ben arkadaşlar sorunun çözümünü, doğrusunu nasıl olacağını ilgili size arkadaşlar bir cevap vereceğim. Böylelikle hani siz de ben de aşağı yukarı ben ne bildiğinizi ne bilmediğinizi öğrenmiş olacağım. Bak valla ben lep demedim. 97 fit hocam hemen yapıştırdı. Hey maşallah ya, vallahi billah. Lep demeden Çorum dedi ya. Leblebi geçtim Çorum. Haydi arkadaşlar bekliyorum. Dipnot kullanma amaçlarından değildir. Evet geliyorlar. Akıyor oradan arkadaşlar. Harika. Harikasınız hocalarım. İşte bu kadar. Bu arada anti parantez söyleyeyim. Benim hiç dersime giren oldu mu? Yüz yüze ya da online. Evet, sorunun cevabı C. Bakalım arkadaşlar. Önce dipnot kullanımın TKM'den harika hocam. Gayet de güzel. Hoş sefalar getirdim. Şu anda TKM'de bizim alan eğitim derslerimiz arkadaşlar devam ediyor. Evet. İnşallah Tekuzen'de de arkadaşlar yaklaşık 2 hafta sonra da Tekuzen'de de alan eğitime başlayacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar özellikle şunu bilmenizi istiyorum. Dipnot kullanımı ile ilgili bir bilgi değil. Şimdi bir kere arkadaşlar eserde kullanılan bilginin kaynağını belirtmek. Tabii ki dipnotun birinci görevi bu arkadaşlar. Özellikle bir konu hakkında yapılmış çalışmalar belirterek okuyucuların bilgi edinmesine yol göstericidir. Aynen öyle arkadaşlar. Konu kavram ya da yabancı kelimeler açıklama. Doğru. Mesela bir kavram var, bilmiyor. Aşağıda anlamını söylüyorsun. Yapılan çalışma akademik kimlik kazandırmak. Doğru. Ama kullanılan bilgi hakkında yorum ve çıkarımlarda bulunmak dipnotun değil, asıl arkadaşlar, asıl metnin görevidir. Gerçi Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar adlı kitabın ya altındaki dipnotlar ayrı kitap. Vallahi billahi ya. Adam bir dipnot yazmış. 5 sayfa dipnot olur. Ben mi bari? Ben 5 sayfa dipnotu okuduktan sonra tekrar geri dönüyorum. Acaba ben nerede kalmıştım? Şaka maka bir yana. Ama arkadaşlar dipnotun amacı yorum ve çıkarımlar bulunmak değil. Asıl metinde bulunur diyorum. İkinci soruya haydi bakalım. Cevaplarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım.
Değil mi arkadaşlar? Bakın harikasınız. Toprak ve deniz altı. Yer altı. Yazılı kaynakların olmadığı dönem. Dediği an arkeoloji, kazı bilimi, antropoloji, ırk, kafatası, kemik bilimi, kronoloji, olayların sıralaması, ardışıklık, neden sonuç ilişkisi kurmak için kullandığımız bir bilimdir. Arkeometri arkadaşlar, haydi bakalım, etnografya, kültür, değil mi? Halk, folklorik. Peki arkeometri ne demek? Arkeometri, karbon 14 diyor. Harika arkadaşlar. Karbon 14 metodu, harikasınız arkadaşlar. Değil mi? Özellikle arkadaşlar yaşırın yapısını bilmek için arkeometri yöntemi kullanılır diyorum. Harika arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar özellikle ilk konulardan bakın gördüyseniz neydi ilk konu? Tarih metodolojisiydi. Tarih metodolojisinden sınavdan çıkacak sorular aşağı yukarı böyle. Çok zor çıkmaz. Çıkarsa belki bir tara zor çıkar. O da buydu diyorum. İkinci konuya geçiyorum. Haydi bakalım. Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi. Hocam sen ne yaptın ya? Harikasınız hocam, valla. Şimdi bir kere arkadaşlar harfleri tek tek bileceğiz. Bak şu gördünüz. Şu nokta arkadaşlar gördüğünüz üzere B'dir. Şu gördüğünüzün nokta ise arkadaşlar gördüyseniz Z'dir. Şu gördüğünüz arkadaşlar şu gördüğünüz mim harfidir. Ve arkadaşlar şuraya bir arkadaşlar biliyorsunuz hareke koyduysam bunu i sesi olarak verir. O zaman ne derim? Bu bizim olur. Şu gördüğünüz arkadaşlar çanak. Çanağın üstünde iki nokta olması T'yi ifade eder. Ve şu uzun arkadaşlar uzun çizgi Elif'i gösterir. O zaman T olur. Ta olur pardon. Şu gördünüz arkadaşlar şunu bir sileyim. Yani Osmanlıca'da arkadaşlar harfleri tek tek sökerek gideceksiniz. Yani hani bu kadar hocam ben Osmanlıca çok iyi bilmiyorum. Tek tek harfleri çözeceğiz. Şu gördünüz arkadaşlar R harfi ve şu gördünüz ise arkadaşlar H harfi arkadaşlar ve şurada arkadaşlar iki nokta var. Bu iki noktada i ifade eder. Bizim tarih arkadaşlar. Dolayısıyla sorun cevabı A şıkkıdır diyorum. Harika. Evet. Haydi bakalım. Hocam bu ne ya? İç içe geçmiş. Biraz bulmaca gibi ama çok güzel bir hat sanatı. Evet. Diğerlerini beklerken ben size orijinalini arkadaşlar şöyle arkadaşlar orijinalini ne yaptım? Yazdım. Şöyle gördünüz mü? Bu ne arkadaşlar? Gel şu kaf arkadaşlar ama gef olarak bilelim. Gef arkadaşlar gel. Eskiden kel derlerdi ama biz şimdi gel diyoruz. KG benzeşmesi Türkçe'de. Gel keyfim arkadaşlar şu bir nokta. Şu bir nokta. Gel keyfim arkadaşlar. Gel değil mi arkadaşlar baktığımızda? Şu çizgi iki nokta ifade eder. Ben iki nokta yazmak zor olduğu için çizgi yaptım arkadaşlar. Gördüyseniz bu B'yi ifade eder. Harikasınız hocam. Evet, gelelim eski çağ. Bu arada Osmanlıca'dan arkadaşlar geçen sınavda çok uzun bir soru çıktı. O uzun soru arkadaşlar metni okuyup metne olup olmadığını size arkadaşlar yorumlamanızı istedim. Öyle sorular da gelebilir. Ninova, başkentleri Ninova diyorsa, ilk kütüphane diyorsa arkadaşlar aklımıza kim gelecek? Asurlar. Peki Babillerin başkenti neresi? İki tane Perser yazmışım ya. Babillerin başkenti neresiydi? Çok zor bir soru ha. Baya zor. Babillerin başkenti Babil. Perser'in başkenti neresi? Bu da çok zor bir soru. Perser'in başkenti neresi arkadaşlar? Ben yazayım, siz de yazın.
Persopolis. Kıymetli hocam, doğru. Kim diyor Persopolis? Persepolis. Kim diyor bunu? Avrupalılar, Avrupalılar, gavurlar diyor. Peki İranlılar ne diyor arkadaşlar? Bugün İran'a gittiğinizde, Perslerin efsanevi başkentine gittiğinizde ne diyor? Tahti Cemşit. Tahti Cemşit. Biz Türkçe'ye çevirdiğimizde Tahtı Cemşit. Alınsa arkadaşlar şıklara Tahtı Cemşit yazarsa, Perslerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir dersen, sen Persepolis'i ararsın, bulamazsın. Arkadaşlar güzel bir soru olur. Peki ya hocam, ilk defa duyarsınız. Bu da yani biz niye varız? Yani biz söylemek için varız. Sümerlerin başkenti var mı? Var mı? Ömer hocam. Ya nasıl Nippur'u yapıştırdınız kıymetli hocam? Dini başkent, yani dini merkez, başkent değil, dini merkez diyebiliriz. Mesela Mekke. Mekke, İslamiyet öncesi Arabistan'ın dini merkeziydi. Başkent miydi? İslamiyet öncesi Arabistan'da başkent var mıydı? Yoktu. Değil mi? Uruk, değil mi? Nippur, Kiş gibi bir sürü şehir devleti var. Dolayısıyla da arkadaşlar, Sümerlerin başkenti yoktur. İyonların başkenti yoktur. Tamam mı arkadaşlar? Yunanların başkenti yoktur. Mısırların arkadaşlar Nom diye şehir devletleri vardı. Sonra Mısırların arkadaşlar başkentleri oldu. Fenike'nin yok arkadaşlar. Harikasınız hocam. Gayet de güzel. Ama Sümerlerin kesinlikle olmadığını bilin. İyonların başkentin olmadığını bilin diyorum. Ve gelelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Hititlerin başkenti. Hititlerin başkenti. ÖSYM daha önce buna benzer bir soru sordu. Sona şey koymadı biliyor musunuz? Hattuşa dedi. E şıkkı. Harikasınız. Peki arkadaşlar. Peki Hattilerin başkenti neresi? Hattilerin. Hititlerden öncesi. Hattilerin başkenti neresi? Hititler biliyorsunuz gelip Hattileri ele geçirdi. Aynı değil kıymetli hocam. Değil değil. Hattuşa şimdi diğer adı. Biliyoruz. Hattuşa şimdi diğer adını biliyoruz. Boğazköy. Peki Hattilerin başkenti. Hattilerin başkenti. Hititlerin değil. Hattilerin. Ya kıymetli hocam, hani ben bir soru sordum, bilmiyorsan Google'a 2 dakika yazarsın ya. Sıkınmayın. Arkadaşlar hemen bakın, araştırın. Aklınıza kalsın. Yoksa ben hemen söylersem. Arkadaşlar. Ben hemen söylersem ne olur? Olmaz. Hattilerin başkenti. Yok mu arkadaşlar? Çıkmadı mı? Hocam Labarna yok ya. Yok. Vallahi yok. Yani Labarna desen tamam, krallara verilen ünvandır Hititlerde. Hattilerin başkenti arkadaşlar. Hattilerin başkenti Alacahöyük. Alacahöyük. Hattilerin başkenti Alacahöyük arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Peki Sart kimin başkentiydi? Sart ya da Sardes. Haydi bakın hızlıca. Harikasınız hocam. Değil mi? Sart ya da Sardes Lidyalıların. Peki Sus ya da Susanne ya da Susa. Değil mi arkadaşlar? Sus, Susanne, Sus, Susa. Elamlar. Harika. Ninova söyledik. Vashugani. O ne ya? Vashugani ne hocam ya? Vashugani ilk kez duydum. Vashugani. Vashugani. O ne ya? Allah Allah. Allah Allah. Vashugani. Arkadaşlar dağların aslanı olarak biliniyor. Of of of, kral adına benziyor ama başka. Bu topluluğa dağların aslanı olarak biliniyor. Dağlarda geziyorlar. Eşkıya. Vay hocam, akıttı oradan ya. Arkadaşlar Mitanniler diğer adıyla Guttilerin başkenti. Harikasınız arkadaşlar. Mitanniler ya da Guttilerin başkenti. Harikasınız. Vashugani. Yani biraz söylemiş olduk. Geçelim. Evet. Arkadaşlar bakın, görmüşseniz en zor soru ne olurdu? Hattilerin başkenti neresi olur derdim. Pardon. Mitannilerin başkenti neresi olur derdim. Bilmiyorsun Vashugani. Bu böyle bir zor soru olurdu. Ama genelde başkent sorusu çok soruyor. Buna bakalım. Janjanlar. Biliyorsunuz Apar diyordu Göktürkler, değil mi? Apar. Müslümanlar Cücen. Yecüc Mecüc diyordu, değil mi? Avarlar. Harika. Avarlar. Peki
Tamgaçlar Çin'de kurulmuştu. Bu Tamgaçların Çin'de kurdukları devletin adı neydi? Çin'deki ismi, hanedan ismi, inançları Budizm'di. Tamgaçların Çin hanedanı olduğuna Çinileştiklerini aldıkları isim Bey'dir. Yok hocam, Yecüc Mecüc için Avarlar için kullanır. Müslüman alimler Yecüc Mecüc için, yani Avarlar için Yecüc Mecüc derler. Tamgaçların diğer adı Bey. Peki Akunların diğer adı neydi? Akunların. Afganistan, Pakistan, Akunlar, Eftarit, harikasınız. Türkiş'lerin Türkeş, Türkiş. Sabirlerin neydi? Değil mi? Rusya'da bir bölge. Bugün herkes Sibirler. Şimdi sizin bilmediğiniz bir kavram söyleyeceğim. Bak bunu şıklara koyarsa şaşırmayın. Kim biliyorsunuz mu arkadaşlar? Sibirlerin diğer adı Suvar, Suvar. Arkadaşlar Suvar. Sibirlerin diğer adı Suvarlar. Arkadaşlar daha önce ÖSYM Akunların diğer adı olarak Eftalit'i sordu. Eftalitler arkadaşlar çok bilinen bir şey değilken Akunların diğer adını ÖSYM sordu. Sibirlerin diğer adı Suvarlar. Subarlar çok bilinen bir şey değil. Dolayısıyla da arkadaşlar siz yine de aklınıza tutun. Evet, peki. İslamiyet öncesi Türk kültür tarihi. Ya gözleriniz hemen İbrahim Kafesoğlu'nu arada değil mi? Türk milli kültürü falan. Arasın bakalım. Ya ama Türk mitolojisi değil mi arkadaşlar? Türk mitolojisi deyince akla gelen tabii ki Bahattin Ögör. Ömer Nefti Barkan Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar iktisat tarihçisi, kolonizatör Türk dervişleri gibi tarih defterleri üzerine çalışma yapan ilk kişi, bu bir çıkmış sorunun cevabıydı ÖABT'de. Mehmet Genç, Ömer Lütfi Barkan'ın öğrencisidir. Geçenlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Osmanlı iktisat tarihini çalışmıştır. Çağatay Uluçay, arkadaşlar Çağatay Uluçay iki kere sorusu çıktı alan eğitimde. Süreyya Faruki, Osmanlı Devleti hakkında çalışan ilginç bir isimdir. Arkadaşlar doğru, Bahattin Ögel'in iki ciltlik Hun tarihi kitabı da var. İki cilt. Türk mitoloji tarihine giriş. Türk mitolojisi olmak üzere de çeşitli kitapları var. Dolayısıyla da sorun cevabı A. E. Türk devletlerinin hangisinin kurucusu yanlış verilmişti? Kurucu ya da bilinen ilk hükümdar. Bak böyle diyelim. Kurucu ya da bilinen ilk hükümdar. Ne var arkadaşlar? Göktürklerin, birinci Göktürklerin bu mi? İkinci Göktürklerin Kutluk. Değil mi arkadaşlar? Bilge Kağan. Peki ikinci Göktürklerin kurucusu Kutluk Bilge Külkağan mı? Kutluk Bilge Külkağan'ı duydunuz mu? Kutluk İlteriş Kağan'ı. Tamam, Büyük Bulgarya Devleti'nin kurucusu Kubrat Han. Asya'nın bilinen hükümdarı Teoman, Göktürklerin, birinci Göktürklerin bilinen ilk hükümdarı arkadaşlar Bumin. Peki o zaman soruyorum arkadaşlar, bak o zaman ikinci Göktürklerin kurucusu Kutluk Bilge Külkağan mı? Kutluk Bilge Külkağan kimin kurucusuydu? Uygurların değil miydi hocam? Kutluk Bilge Külkağan Uygurların kurucusuydu. E hocam ama burada direkt Bilge Kağan'dı. İyi de arkadaşım. Değil mi arkadaşlar? Bilge Kağan sadece Göktürklerden mi var? Yok. Bilge arkadaşlar bir ünvandır. Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Külkağan'dır. Ama direkt Bilge Kağan olarak da verebilir. Ancak ikinci Göktürklerin kurucusunun isminde Bilge Kül yoktur. Ne vardır? Kutluk vardır. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla da sorunun cevabı D şıkkı. Birazcık dikkat. Bak, ÖSYM sizden bazen birazcık dikkat istiyor. Ben buraya Uygurlar değil de mesela arkadaşlar şuraya Uygurları Bilge Kağan değil de mesela ben buraya ne yazsaydım biliyor musunuz? Ne yazayım, ne yazayım arkadaşlar? Tuna Bulgarlar diyeyim. Mesela Tuna Bulgarlar diyeyim. Tamam mı? Tuna Bulgarları. Tuna Bulgarlarını yazıp buraya Asparuh yazsaydım. Asparuhan olurdu. Yani sorun cevabı yine arkadaşlar Denizli olurdu. Ama arkadaşlar siz ne yapardınız? İkinci Göktürk'ü, Kutluk'u gördüğünüzde direkt şey yapmazdınız arkadaşlar. Şimdiki gibi Uygurların kurucusu Bilge Kağan değildi deyip ne yaptınız arkadaşlar? B dediniz. Çünkü sorun devamını okumadınız. ÖSYM bazen böyle küçük oynamalar yapabilir. Küçük böyle dikkat. Arkadaşlar bu sorun cevabını biliyorsunuz ama ÖSYM
Bazen böyle küçük arkadaşlar böyle dokunuşlar yapar. Dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum. Haydi bakalım. Gördünüz mü anahtar kavramlar? Kabe'yi yıkmak amacıyla Ebrehe, Habeşistan, değil mi? Ebabil kuş. Ya arkadaşım daha ne desin değil mi arkadaşlar? Fil olayı. Hılfıfıdun Erdemler Teşkilatı'ydı değil mi? Bayre olayı Hazreti Peygamber'in çocukken amcasıyla beraber Şam'a giderken Raip Bayra'nın peygamber olacağını bildirmesidir. Boykot olayı Hazreti Peygamber'in İslamiyet'i yayması üzerine Mekkelilerin arkadaşlar Müslümanlara boykot uygulamasıdır. Miraç olayı biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in göğe yükselmesidir. Dolayısıyla da sorun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet. İpucu veriyorum. Okçular. Okçular yakalayın. Değil mi arkadaşlar? Uhud. Hazreti Peygamber okçulara ne diyordu? Ne olursa olsun yerinizi terk etmeyin diyordu. Değil mi arkadaşlar tepeyi? Ya sorun cevabı Uhud. Böyle bir soru da gelir. Evet. Kurucusu Muhammed bin Togaç ya da Tunç ya da Ebu Bekir Muhammed. Değil mi arkadaşlar? Ya IŞİD'ler. Diğer adı Akşitler. Karanların kurucusu kimdi? Kutup Bilge Kadir Han. Değil mi? Akşit Beyaz Prens. Beyaz Güneş anlamına da gelir. Karanlar kurucusu Kutup Bilge Kadir Han. Gaznelerin arkadaşlar değil mi? Gaznelerin Alp Tigin. Sacoğulların atsız. Sacoğulların atsız. Fatimilerin kimdi ya? Arkadaşlar Fatimilerin kurucusunu bilen var mı? Ben hemen dur. Hatırlamıyorum ya. Valla. Yaşlandım ya. Böyle şeylerde arkadaşlar hiç şey yapmayın hemen. Hemen şeye bakın ki aklınıza kalsın. Evet. Evet. Muhammed bin Ubeydullah. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya böyle şeyler arkadaşlar hiç aksetmeyin. Ayıp yok, utanma yok. Ben utanmıyorum arkadaşlar. Her şeyi bileceğim de bir kaydı yok. Hatırlamaya da biliyorum. Hemen arkadaşlar bakarım ki bak artık bir kere daha unutabilirim ama bir daha bakarsam hiç unutmam. Arkadaşlar bu yüzden sizden ricam böyle soru çözerken bilmediğiniz şeyleri şöyle hızlıca bir bakın. Arkadaşlar direkt aklınıza kalmış olur. Haydi bakalım. Al-Arslan'ın asla zapt edilemez denilen değil mi? Fetihlerin babası Ebu'l-Feth. Ya. Anadolu'nun enehteri enehter. Enehter. Erkan. Enehter koltuğun altında kalik. Enehter. Enehter arkadaşlar. Anadolu'nun kapısı dersen Malazgirt. Tapusu dersen Bir Ekefalon. Anadolu'nun enehteri dersen Ani Kalesi arkadaşlar. Ani'yi almazsan Anadolu'ya giremezsin. Anahtar. Değil mi arkadaşlar? Anadolu Ani Kalesi. Aynen öyle arkadaşlar. Ebu'l-Feth unvanını almıştı Alparslan diyoruz arkadaşlar. Devam. Halil İnalcık'ın Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi ya olarak söylediği 1302 tarihli savaş hocam Bafeon yok. Hocam Koyunhisar yok. Adem'e hocam Adem'e. Hocam Bafeon yok. Hocam Halil İnalcık diyor. 1302 tarih diyor hocam. Maltepe. Palekon'un Orhan Bey zamanı mümkünatı var mı? Ya arkadaşlar şimdi bir beni dinlemenizi özellikle istiyorum. Şu savaşlar hakkında birer cümle vereyim. Bir, Osmanlı Gazi'nin arkadaşlar özellikle İnegöl Tekfurlu ile yapmış olduğu bir savaş var. 1280'li yıllarda. Bu savaşın adı Ermeni-Beli Savaşı. Bu savaşta Osman Bey'in arkadaşlar abisi Savcı Bey ya da Saruyatı'nın oğlu Bay Koca ya da Bay Hoca şehit düşüyor. Bu Osmanlı ailesinden ilk şehittir. Yani bildiğimiz Osmanlı ailesindeki ilk şehittir. Bu Ermeni-Beli Savaşı'nı geçti. Balekono Savaşı. Diğer adı Maltepe olarak bilinci olsa hayır. Halil İnalcık Hoca bu savaşın diğer adının Gebze Eskihisar Savaşı olduğunu söyledi.
Orhan Bey zamanında Bizans İmparatorluğu'yla yapılan ilk savaştı. Dolayısıyla da arkadaşlar 1302 tarihi olamaz. Orhan Bey biliyorsunuz 1324-25'te tahta çıktı. Dolayısıyla da bunu derledim. Sazıdere arkadaşlar Sazıdere bu da olamaz. Orhan Bey'in ömrünün sonlara doğru 1360-1361 yılında hocam Orhan Bey Sazıdere Orhan Bey değişmiş bilgidir. Orhan Bey zamanındadır. Şehzade Murat Sazıdere Savaşı'yı yapmıştır. Bu değişen bilgidir. İstirham ediyorum. Bursa'nın fethi arkadaşlar Bursa'nın fethi Orhan Bey zamanında 1325-26-24 ama yani ne olursa olsun Orhan Bey zamanında fethedildiğine eminiz. Geriye ne kalıyor? Çobankale Savaşı diğer adı. Koyunhisar diğer adı. Bafyon Savaşı. Arkadaşlar özellikle Halit İnalcık gidip Yalova yakınlarında bulunan arkadaşlar Çobankale dediğimiz yerde kazı çalışması yaparak 1302 yılında Koyunhisar Savaşı'nın burada geçtiğini arkadaşlar Bafyon Savaşı'nın burada geçtiğini ispatladı. Ve arkadaşlar bu savaşın 1302 tarihli bu savaşın Osmanlı Devleti'nin asıl kuruluş savaşı olduğunu bağımsızlık savaşı olduğunu bağımsızlık tarihi olduğunu vurgulamıştır. Bu konu anlaşıldı mı arkadaşlar? Harika. Grand Turco. Ya kim bu adam? Allah Allah. Grand Turco. Çağ hükümdar. Çağ açıyor. Kayseri Rum. Roma İmparatoru. Hocam kanuni deme. Deme, deme. Çağ açan. Çağ açıyor. Çağ. Hangi çağ açtı? Yeni çağ. Ya değil mi arkadaşlar? Yeni Çağ, Fatih Sultan Mehmet. Kanuni için muhteşem Türk denir. Fatih için büyük Türk, Kanuni için muhteşem Türk. Arkadaşlar, özellikle neydi gavurcası? Magnifik miydi? Öyle bir şeydi, makli bir şeydi arkadaşlar. Kanuni için muhteşem Türk denir. Arkadaşlar, Fatih için büyük Türk, Uzun Hasan için küçük Türk. Solamed arkadaşlar Süleyman'dan gelir. Yani o olabilir. O bir şey olmaz. Yani şimdi olabilir. Yani hani biz de Biden'a bidon diyoruz. Trump'a Türk dedik. Olur ya. Putin'e piton diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Putin diyen bile var. Putin. Olur böyle şeyler. Yani hani bunları takılmayın. Evet. Ya arkadaşlar dur aklıma diyorsa aklımıza 17. yüzyıl gelecek. Arkadaşım 17. yüzyıl yani 1600. Ne diyor? Batı diyor. Batı'yı gördünüz al 18. Yani Batı kaçıncı yüzyıl? 18. yüzyıl. Dolayısıyla da Lale Devri. Harika hocam. Sorun cevabı Bursa. Gördünüz mü? Doğuda en geniş sınır desem hocam doğuda en geniş sınır dese Ferhat Paşa. Bugünkü Türk-İran sınırı dese Kasr-ı Şirin. Değil mi arkadaşlar? İlk Osmanlı-İran Antlaşması 1555 kanuni dese Amasya. Değil mi? Arkadaşlar ikinci Kasr-ı Şirin dese diğer adı Kerden. Ama doğuda ilk toprak kaybı derse Nasuh Paşa Antlaşması. Harika hocam. Lale Devri çocuklarıyız biz. Lale Devri'nin çocuklarıyız. Lale Devri'nde neler yapılmış? Of 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 elçilikler, çiçek aşısı, değil mi arkadaşlar? Matbaa, Batı tarzı mimari ama Lale Devri'nde askeri var mı? Yoktur kardeş. Niye yok hocam? Yok. Kültür alanında var. Sanat alanında var. Ama askeri arkadaşlar birinci Mahmut zamanı. Lale Devri'nde hocam turumbacılar vardı Yeniçeri. Arkadaşım Yeniçeriler savaşa mı gidiyordu? Allah aşkına ne yapıyordu? Yeniçeri turumbacılar hoca Yeniçerilerden seçiliyordu. Nereye gidiyordu? Lan yangın söndürmeye gidiyordu. Savaş mı bu? Yani dolayısıyla da arkadaşlar askeri bir ıslahat yoktur. Sorun cevabı bir ve ikidir. Harika.
Uluslararası bir antlaşma. 1856 Paris Antlaşması bunu, arkadaşlar, Paris Antlaşması bunu güvence altına almıştı, değil mi? 1856 Paris Kırım Savaşı'ndan sonra. Aynen öyle arkadaşlar. Sorun cevabı Ustad Ferman'a. Biz Tanzimat, değil mi? Paris'in son maddesiydi. Tanzimat Fermanı biz 1840 Londra'ya giderken Mısır meselesi, Kavalalı, Boğazlar konusunda Avrupalı'nın desteğini alalım diye kendimiz ekstraksiyon yapmıştık. Senedi İttifak, 2. Mahmut Ayanlar, değil mi? Kanun Esası, 2. Abdülhamit Anayasa, değil mi? Tersane 1. Meşrutiyet, Reval 2. Meşrutiyet. Harika hocam. Halep Fermanı Girit, değil mi? Halep Fermanı Girit içinde. Allah bereket versin diyorum ve gelelim. İpucu sorunun içinde. Soru uzun ama ipucu kolay. Sorunun uzun olmasına takılmayın arkadaşım. Kitabı Bahriye diyor. Şimdi Miratül Memalik derse, Miratül Memalik derse, bak, Memalik derse, Miratül Memalik derse, değil mi arkadaşlar? Bak, Ali var içinde. Seyit Ali Reis. Harika. Arkadaşlar, Kemal Reis de Endülüs'te 2. Bayezid zamanında Müslümanları ve Yahudileri zulümden kurtaran reistir. Kemal Reis. Katip Çelebi Düstur'un Amel fi Umuru Ahal adlı eseri sahibi. Keşfüzünün Cihanımı adlı eserlerinin sahibidir. Kurtuluş Muslimit'in arkadaşlar, özellikle Yavuz zamanında Memlüklere seferde arkadaşlar büyük başarılar yapan bir kişidir Kurdoğlu Musteğit'in. Dolayısıyla da sorun cevabı ne kalıyor arkadaşlar? Piri Reis kalmış oluyor. Ya. Tımar sistemi için yapılan olaya ne deniyor? Tımar, birlik, toprakların sayımı, sınıflandırması, tahrir. Bak gördünüz mü? Toprakların sınıflandırması, sayılması tahrirdir. Ama onu demiyorum ki ben. Arkadaşlar tahrirlerin ayrıntılı yazıldığı defterlere. Ayrıntılı yazıldığı defterlere. İcmal denir. Onu da demiyorum. İltizam, vergi toplama hakkının ihaleyle verilmesi usulüdür. Onu da demiyorum. Berat arkadaşlar nedir? Atama belgesi. Seni seçtim Pikachu. Seni atıyorum diyorum. O da değil. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Özellikle irsaliye. Bugün bile arkadaşlar irsaliye faturaları kesilir, değil mi? Şirketlerde irsaliye. Bugün bile arkadaşlar irsaliyeler vardır. Dolayısıyla da sorun cevabı arkadaşlar irsaliyedir. Kültür medeniyette zor bir soru. Hocam niye zor soru koydun? Arkadaşım zor soru çıkıyor, o yüzden koydum. Devam ediyorum. Bak yine bir soru zoru daha. Sadrazamın belgelere attığı imza. Sadrazamın belgelere attığı imza. Padişahın emir ve yasaklarına ferman. Atama belgesine berat. Buyruk padişahın sözlü emridir. Buyruk padişandır dersin. Padişah der ki buyruk. Buyruk padişahın sözlü emrinedir. Buyuruldu ise sadrazamın padişah adına verdiği emir ve yasaklardır. Bak buyurulmak padişandır. Buyurulmak arkadaşlar sadrazamıdır. Hocam niye? Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar her şeyin sahibi padişahtır. Her şeyin sahibi padişahtır. Herkes padişah adına vekaletten hareket eder. Sadrazam direkt emir veremediği için ne yapıyor? Padişah adına emir veriyor. Ama sanki padişah ona emir vermiş de o da sana emir veriyormuş gibi bir hava estirir. İşte buna buyuruldu denir. Ama buyuruldu diyor. Arkadaşlar kazasker de buyuruldu verebilir. Defterdar da verebilir. Nişancı da verir. Üst düzey yöneticiler. Ama arkadaşlar sadrazamın belgelere attığı imzaya pençe denir. Padişahın attığı imzaya tuğra denir. Sadrazamın attığı imzaya
Pençe denir diyor. Peki. Enver Bey. Yok hocam. Rezneli Niyazi. Bunlar neydi? Ne kahramanıydı? Bunlar ne kahramanıydı hocam? Neşideyi. Nokta nokta marşları bile var. Neşideyi nokta nokta marşı. Ne kahramanıydı bunlar? Bunlar hürriyet kahramanıydı. Bu sorunun cevabı hürriyet taburları. Şimdi kıymetli hocam, avcı taburları 31 Mart vakasına katılan taburlardır. Hocam diğerleri uydurmasyon. Avcı taburları değil mi arkadaşlar? 31 Mart vakasına katılıyordu. Harekat ordusu gelip 31 Mart'ı bastırıyordu. Ama hürriyet taburları dediğim sorunun cevabı. E. Sırat-ı müstakim, Sebil-ül Reşat, Beyanul Hak ve dikkat veriyorum ipucu. Mehmet Akif Ersoy. Hangi fikir? Değil mi arkadaşlar? Hangi fikir? İslamcılık, pan-İslamizm. Değil mi arkadaşlar? Diğer adı ümmetçilik. Harikasınız. Osmancılık, Osmanlıcılık, nizam, meşveret değil mi? Nizam, meşveret gibi arkadaşlar gazeteler Osmanlıcılık fikir akımının da. Evet arkadaşlar harikasınız. Devam. Amasya Genel, bu soruyu çok dikkatli okuyun. Hemen söyleyeyim, sorun cevabı A şıkkı değil. Vallahi billahi sorun cevabı A şıkkı değil. Bak. Hocam sen ne diyorsun ya, böyle soru mu olur? Özleme isterse işte sorar. Sorun cevabı A şıkkı değil. Sizi arkadaşlar, sizi düşürmek için A şıkkına Erzurum'u koydum. Mustafa Kemal'in katıldığı ilk sivil kuruluş. Heyeti temsili. Temsil heyeti başkanlığı. Ya değil arkadaşlar. Sorun cevabı B dedik. Zaten Erzurum'dan sonra heyeti temsile kuruldu. Bu Erzurum'dan önce. Erzurum'dan önce dediğime göre geriye ne kalıyor? Hocam heyeti faala nedir? Heyeti faala Şart Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin arkadaşlar Erzurum'daki yöneticilerine verilen isimdir. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra sivil şey, istifa edip Sine millete dönüp sivil kalınca ne yaptı arkadaşlar? Erzurum'a gitti. Kazım Karabekir dedi ki gel gel dedi, senin canın sıkılır dedi. Gel dedi, bu Şart Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yönetim kadrosu var. Ona bir katıl dedi. Bizim Mustafa Kemal arkadaşlar öyle gidince bir yere katılınca arkadaşlar öyle normal üye olmayı sevmiyor. Sevmediği için baktık bir gün sonra başkanı oldu. İşte o üyelerin olduğu heyete heyeti faale denir. İşte Atatürk bu heyeti faale başkanı olarak Erzurum Kongresi'ne katılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk heyeti faale başkanı olarak Erzurum delegesi olarak yanına arkadaşlar Rauf Orbay'ı da alarak Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdoğan'ı istifa ettirerek Erzurum Kongresi'ne katılmışlar. Dolayısıyla da Mustafa Kemal'in katıldığı ilk sivil kuruluş Heyeti Faale Başkanlığı'dır. Bakın alın size güzel detay bir soru. Hocam böyle sorulur mu? Ne olur ne olmaz. Şıklara da Erzurum'u koymaz. Valla şıklara Erzurum'u koymaz. Sen de ne yaparsın? Eliye gidersin. Heyeti faaleyi bulursun. Ben Erzurum'a koydum, düşün diye koydum. ÖSYM benim kadar insafsız değildir arkadaşlar. Diyorum ve devam ediyorum. İlk açılış konuşması. Büyük Millet Meclisi tabirini kullanan ilk kişi. En yaşlı üye sıfatıyla meclisi açan kişi. Değil mi arkadaşlar? Sinop mebusu Şerif Bey arkadaşlar. Harikasınız değil mi Sinop mebusu? Mustafa Kemal Paşa da seçilen ilk başkandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin harika. İstiklal yolu. İstiklal yolu deyince Şerife Bacı'yı unutmayın. Neresiydi İstiklal yolu? İnebolu, Küre, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Enkere. Enkere'nin yoluna bak. Geriye ne kalıyor arkadaşlar?
Samsun. İstiklal yolu arkadaşlar çok önemlidir. Size arkadaşlar, size küçük bir ipucu. Menzil yolu var. Anlatmayacağım. Araştırın arkadaşlar. Bir de menzil yolu var. İpucu ben ve Birol hocam. Menzil yolu deyince aklınıza neresi gelecek? İpucu ben ve Birol hocanın olduğu yer. Öyle söyleyeyim. Bir araştırın arkadaşlar, menzil yolu nedir? Bak, menzil yolunu da sorarlar. İstiklal yolunu ÖSYM'e sordu. Menzil yolunu da sorar. Ben şimdilik arkadaşlar ortaya bombayı atıyorum. Diğer soruya geçiyorum. Ya menzil yolu nereden geçiyor? Bakalım. Haydi bakalım. 4. Hac seferi sonrası İstanbul'da Latin devleti kurulunca Bizans İmparatorluğu'nun ardına olarak kurulan siyasi teşekküller. Adıyaman. Adıyaman, Adıyaman. Hocam harikasınız. Trabzon Rum İmparatorluğu var. İznik Rum İmparatorluğu var. Epir Despotluğu var. Helvetya Cumhuriyeti'ni bilen var mı? Bana söylesin, mutlu olurum. Helvetya Cumhuriyeti neresi? İpucu veriyorum. Fransız İhtilali'nden sonra. Sorun cevabı E. Fransız İhtilali'nden sonra. İpucu veriyorum. Napolyon zamanı. Fransa'nın kardeş cumhuriyeti. Gerisini siz bakın. Fransız ihtilalinden sonra Napolyon zamanında Fransa'nın kardeş cumhuriyetidir. Helvetya Cumhuriyeti. Aslında onun orijinali Helvetya da. Biz Türkçe'de Helvetya, Meltiya, o ne ya? Diye'yi yapıştırır gideriz arkadaşlar. Özellikle bir ipucu vermiş olalım. Halkın rahibi. Reformun yayılmasına öncülük eden. Halkın rahibi. Değil mi? Almanya'da Luther. Peki arkadaşlar, şık söyleyin. Ben sorayım, siz sorun. Fransa'da hangi madde? Fransa'da. Fransa diyorsa kim geliyor aklınıza? Evet. Kimdi arkadaşlar? Hocam Nant Fermanı'na gelene kadar isim. Harika isim söyledin. Kimdi? Hangi şık? Fransa'da değil mi arkadaşlar? Fransa'da diyorsam aklınıza Calvin gelecek. Peki. Calvin gelecek. Peki. Ya İsveç miydi? İsviçre miydi? Ya sürekli bu iki ülkeyi karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Erasmus Almanya. İsveç ya da İsviçre miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu iki ülkeyi çok karıştırıyorum ben. Bu iki ülkede de arkadaşlar Protestan hareketin lideri Zwingli'dir. Tamam mı? Hocam Jehus kim? Jehus'u bilen var mı? Vay be. Jehus'u dinlediniz mi? Vay hocam, vay. Vallahi biliyor ya. Kus'u dinledin değil mi? Has mıydı, Kus muydu? Dinleyeniz var mı arkadaşlar? Koyayım dedim ya. Ne yapayım arkadaşlar? Ya Allah Allah. Arkadaşlar sorun cevabı A şıkkı. Rapçi. Rapçi arkadaşlar. Evet. Çar 1. Petro. Rusya'da Çar 1. Petro döneminde yaşanmıştır. Çar 1. Petro. Yaşanmamıştır, pardon. İsviçre mi? Tamam hocam, harika. Helvetya İsviçre. Tamam. Zwingli neresiydi? O da mı İsviçre'ydi? Ya bu iki ülke çok karışık ya. İsviçre mi, İsveç mi? Allah aşkına ya. İsveç kuzeyde, İsviçre İtalya'nın burnunun dibinde. Birinin arkadaşlar bankacılık sektörü var ama karıştırıyorum ya, ne yapayım? Vallahi hala oturmadı yani, geldim 36 yaşına hala bu İsviçre ile İsveç'i karıştırıyorum. Bu ne ya? Böyle ülke ismi mi olur? Arkadaş adam gibi koyun işte. Evet. Arkadaşlar Çar 1. Petro. Doğrudur hocam. Daha muazzayı bilmiyorum. Tabii fukara olunca. İsviçre. Ha hocam, fukara olunca muazzayı bilmiyoruz işte biz. Bizim bildiğimiz tek mağaza Elsin. Elsi bak, Elsi bak, vay vay vay. Elsi vay 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 vay. Değil mi arkadaşlar? Elsin. Ya. Artık Elsi'ye de gitmiyoruz. Gidemiyoruz. Şöyle bir bakıyoruz uzaktan. Selam çakıyoruz. Diyoruz ki selamun aleyküm. O da aleyküm selam diyor. Abi kusura bakma, seneye görüşürüz diyoruz. Sonra dönüyoruz. Öyle arkadaşlar. Ya
Arkadaşlar şimdi bir kere Çar 1. Petro Rus kültürünün gelişimini olumlu yönde etkilemek ve matbaa işini köklü değişikliğe getirebilmek için matbaa kurma fermanını yayınladı. Doğru. Arkadaşlar Çar 1. Petro matbaayı kurmuştur. Gerçekten. Zaten sıcak denizden inme politikası ortaya atan adam. Batı dünyasıyla entegre olmak için Rus takvimini arkadaşlar değil mi? Avrupa tarafını kullanan miladi takvime uydurmuştur. Doğru. İlk milli Rus ordusu ile ilk Rus donanmasını kurmuştur. Yeniliklere engel olan Yeniçeriler benzeri olan Stralitzerleri ortadan kaldırdı. Arkadaşlar bilim ve sanat akademisini kurdu. Ancak yeniden düzenlenen toprak mülkiyetinin ardından Sertlerin sanayi, hayır Sertler toprakta çalışacak. Bir kere arkadaşım sanayi diyor, kurban olayım, 1700'lerin başı, 1600'lerin sonları, 1700'lerin başında Rusya'da sanayi mi var? Var mı sanayi? Ben en son baktığımda hala yok. Olsa adam tankını arkadaşlar götürecek Ukrayna'ya. Adamlar da hala doğru düzgün sanayi yok. Ne var arkadaşlar? Petrol var, doğal gaz var, buğday var. O kadar. Başka ne var ki yani? Sanayi mi var? Sorun cevabı arkadaşlar değişiklik. Böyle sorularda soruyu çok dikkatli okumanız lazım. Bütün şıkları tek tek dikkatli özellikle okumanızı istirham ediyorum. Evet. Vichy hükümeti. Maginot hattını Almanlar açtıktan sonra gidiyorlar Fransa'ya, Vichy hükümetini kuruyorlar. Vichy hükümeti arkadaşlar kim kurdu? Maginot hattı dediğime göre iyi eledim. General MacArthur Normandiya çıkarmasıyla Fransa'yı kurtardığına göre General MacArthur Normandiya çıkarmasıyla Fransa'yı kurtarmıştı. Adolf Hitler zaten olamaz. De Gaulle Fransa'yı Alman işgalinden kurtaran, Londra'da özgür ya da hür Fransız kuvvetler komutanlığını kuran, değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Geriye kalıyor. Marşal Petain kalıyor arkadaşlar. Charles de Gaulle da değil. Sorun cevabı arkadaşlar A şıkkı diyoruz. Kırmızı telefon. Küba krizi. Diğer adı Ekim füze krizi. Jüpiter füze krizi. Türkiye'de Jüpiter füzeleri, değil mi arkadaşlar? Küba'da Ekim füzeleri. Söktüler nükleer başlıklı füzeler. Sıkıntı bitti. Hangi ülke? SSCB ABD. Bir de arkadaşlar bir sıkıntı çıkmasın diye aralara bir kırmızı telefon hattı kurdular. Bunlar başladılar muhabbet etmeye arkadaşlar diyoruz. Evet. Birkaç tane tarih alan eğitim sorusuyla arkadaşlar devam edelim. Yanılmıyorsam 5 soru falan. Haydi bakalım. Zor bir soru mu? O günün şartlarına uygun incelemesi. Bugünün bakış açısından sıyrılması. Yani tarihi tarih olduğu gibi algılaması. Bilimsel tarihçilik yapması. Değil mi arkadaşlar? Historizm. Peki o günün değil de bugünden baksaydık ne olurdu? Ne yapmış olurduk? Anakronizm. Anakronizm geçmişe bugünün bakış açısıyla, bugün normlarıyla, bugünkü kavramlarla, bugünkü arkadaşlar düşünceyle, ideolojiyle, bugünkü ihtiyaca göre geçmişe bakmamız, geçmişi ona göre tasarlamamız, yeniden yazmamız, düzenlememize anakronizm denir. Tarihsel yanılgıdır. Diğer adı. Peki diokronizm nedir arkadaşlar? Diokronizm. Nekroloji ölüm ardı yazılardır. Birisi öldükten sonra arkasından kör olur, badem gözlü olur ya. Kör ölür, badem gözlü olur gibi. Diokronizm art zamanlılık değil mi arkadaşlar? Art zamanlılık. Aynen öyle arkadaşlar. Zaman içerisinde meydana gelen değişimdir. Zaman diokronizm art zamanlılıktır. Zaman içerisinde meydana gelen değişim. Mesela Türklerde hukuk. Ne yapıyorum? İslamiyet öncesinde alıyorum Uygurlardan, Türk İslam'dan, efendim işte Türkiye Selçuklardan, Osmanlı'dan ta Cumhuriyet'e medeni kanuna getiriyorum. Türklerdeki hukuk anlayışının zaman içerisinde meydana gelen değişimi anlıyorum. Bu diokronizmdir. Değişim. Diokronizm zaman içerisinde meydana gelen değişim. Anahtar kavram
Bunu da ifade etmiş olduk. Türkiye'de gezi gözlem tekniğini ilk uygulayan, ya bu adam psikopat, ipucu veriyorum, İstanbul işgal altındayken, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra almış öğrencileri, yok efendim şurası senin, yok burası benim, yok efendim buraya gidelim, yok Ayasofya'ya gidelim, yok Topkapı'ya gidelim, yok bugün nereye gidelim arkadaşlar, tarih surlara gidelim diyerek öğrencileri götürmüş, gezi gözlem tekniğini uygulayarak öğrencileri yerinde ders öğretmiş. Ona göre sınıf dört duvar arası olamaz, her yer sınıftır. İşte kim bu adam? Muallim Cevdet İnanç Alp'tir arkadaşlar. Özellikle ifade edeyim. Muallim Cevdet İnanç Alp, yerel tarih açısından çok önemli bir isimdir. Arkadaşlar Fuat Baymur ise yerel tarihi sistemli hale getiren isimdir. Harikasın hocam. Yerel tarihi sistemli hale getiren kişi kimdir? Fuat Baymur. Ahmet Fuat Baymur ise yerel tarihi sistemli hale getiren kişidir. Aynı zamanda Türkiye'de tarih eğitimi hakkında kitap yazan ilk kişidir. Eserin adı da Tarih Öğretimi. Türkiye'de tarih eğitimi, tarih öğretimi açısından arkadaşlar ilk eser yazan, ilk telif edilen eser olan Tarih Öğretimi kime aittir? Ahmet Fuat Baymur'adır. Arkadaşlar Adalet Ağaoğlu'nun romantik bir Viyana yazı. Bir tarih öğretmeninin Kastamonu'da arkadaşlar yerel tarih konusunda yaptığı çalışmaları anlatır. Hasan Cemil Çember arkadaşlar kendisi siyasetçiyse yanılmıyorsam siyasetçiydi. Halat Çember'in babasıydı. Arkadaşlar Ali Reşat Bey Osmanlı Devleti'ne Mustasar Tarihi Osman eserlerinin yazarlarından birisiydi. Ali Reşat Bey arkadaşlar bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Blom taksonomisine göre Blom harita, eğer hem Halet Çambel arkadaşlar kazılara katılıyor. Harika, Türkiye'nin ilk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk arkeologlarından birisidir Halet Çambel. Ahlatlı Tepe değil mi? Arslan Tepe, harika hocam. Peki Blom taksonomisine göre bir harita yapıyorsan, harita, karikatür, bir hikaye yazıyorsan, arkadaşlar bir slide yapıyorsan, değil mi? Bir maket yapıyorsan, yani ne bileyim bir elbise dikiyorsan, nedir bu arkadaşlar? Uygulama aşamasıdır, değil mi? Uygulama arkadaşlar, harikasınız. Tarih sevdiren adam, Türkiye'nin ilk popüler tarihçisi, Tedrisat-ı Tarihiye ve Tarih Kitapları makalesi olan tarihi sevdiren adam, popüler tarihçi kimdi arkadaşlar? Ahmet Refik Altınay'dır arkadaşlar. Ahmet Refik Altınay'dır. Harika. Tarihi nasıl izah ettin? Tarihi nasıl öğreteceksin? İçtimai Mektep adlı eserinde 5 ilkeden bahseden, neydi 5 ilke? 1. Şahsiyet. 2. Muhit, 3, travay, 4, randıman, 5, inisiyasyon diyordu. Kimdi bu arkadaşlar? İsmail Hakkı Baltacıoğlu arkadaşlar. Harika. İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Tarih nasıl izah ettin? Tarih nasıl öğreteceksin? İçtimai Mektep. Başka Yeni Adam dergisi gibi gibi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu çok çok önemli. Evet. 10. sınıf tarih öğretmeni İbrahim Bey. Ben, Kanuni Sultan Süleyman döneme ait İstanbul Kadısı Ebu Suud Efendi'nin verdiği kararların tutulduğu şeriye sicilleri, Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın Makbul ya da Makbul İbrahim Paşa'nın Fransa'da yaptığı yazışmalar gibi materyalleri sınıfa getirip tartışma, hocam tartışma ya kurban olayım ya, tartışma diyor ya. Ya tartışma deyince senin aklına ne gelecek zaten? Değil mi arkadaşlar? Tartışma diyorsa artık Sokrat yöntemidir. Harika arkadaşlar. Sokrat. Arkadaşlar Sokrat. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. sınıfa giren tarih öğrencisi İbrahim Bey de tarih metodolojisi dersine giren Nuri Köstüklü tarafından ortaya atılan, atıldı demeyelim de kullanıldı dese daha güzeldi. Derse not alma yöntemi olarak notların ana fikirler halinde örgütlenmesi. Ana fikir.
Motomot yazıyor dese aynen kaydetme. Değil mi arkadaşlar? Sayfayı yukarıdan aşağı ikiye bölüyor dese Cornell. Yok tablolar, maplolar falan dese grafikler. Her arkadaşlar şeyin ana şey her para her düşünce bir paragrafa sığdırıyorsa paragraf ama ana fikir diyorsa aklınıza ne gelecek? Ana hat yöntemi gelecek. Evet kıymetli arkadaşlar, değerli insanlar. Böylelikle arkadaşlar yani şöyle bir şey var ama kullanamıyorum. Açamıyorum. Küçük bir videomuz vardı. Açamıyorum arkadaşlar. Böylelikle aşağı yukarı siz de bir 40-45 soruluk arkadaşlar bir tarih denemesi yapmış olduk. Her konudan arkadaşlar ikişer soru çözerek alan eğitimden biraz fazla soru çözdük. Gel arkadaşlar aslında sınavın ne kadar kolay olduğunu, nasıl olması gerektiği, işte nasıl bilmemiz gerektiğiyle ilgili biraz da fikir beyan etmiş olduk. Kıymetli arkadaşlar sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Açamıyorum. Evet. O zaman şey yaparız. Evet değerli arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Bunu da özellikle ifade edeyim arkadaşlar. Ben teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sormak istediğiniz şeyler varsa da arkadaşlar şeyden ulaşabilirsiniz. Tek üzerinden arkadaşlar. Hatta Serkan Bey sistem yöneticimiz eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşmek ve eğitimler hakkında bilgi almak için tıklayınız diye arkadaşlar görüşebilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyler olursa da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. İyi ki katıldınız. Görüşmek dileğiyle.